Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bugün 19 Temmuz 2021. Yarın 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın ilk günü. Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bunlar güzel bayramlar arkadaşlar. İnsanlar sebepleniyor bu bayramlardan. Yarın kurbanlar kesilecek ve fakir insanlara, durumu iyi olmayanlara inşallah bu etler dağıtılacak. Bu toplum adına iyi bir şey. Bir ticari bir döngü var. Artı insanlar sebepleniyor. Bence güzel bir bayram. Herkesin bayramını en içten dileklerimle tekrar kutluyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugünkü konu Firavun'un dini neydi? Aynı ayeti yüzlerce kez okumama rağmen bu defa en son okuduğumda bu ayetle alakalı Firavun'un dinine atıf olduğunu fark ettim. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Elçiler, sadece Kur'an'da 3 elçinin ismi yok. İsa, Musa, Muhammed. Başka elçilerin isimleri de var. Bu elçiler tabii ki toplumlarına İslam'ı getirdiler, öğrettiler, anlattılar. Onların da kitapları veya sayfaları vardı. Fakat daha sonraki takipçileri bu dinlerin isimlerini, örneğin İsa peygamber hiçbir zaman kalkıp ben Hristiyanlığı getirdim demedi. Onun getirdiği şey İslam'dı ve kendisi Müslümandı. Ama onun sonraki takipçileri bunu Hristiyanlığa veya Museviliğe veya Yahudiliğe isimleri değiştirdiler. Şimdi burada bakın, dikkat ederseniz bu ayette de böyle bir atıf var. Elçileri onlara açık delillerle geldiklerinde yanlarında olan bilgi sebebiyle sevindiler. Yani toplumlara giden elçiler bir önceki elçinin kalıntısıyla karşılaşıyorlardı. Bu kalıntı tabii ki değişmiş ve dejenere olmuş olduğundan ona karşı çıkmak zorunda kalıyorlardı veya onların yanlışlarını düzeltmeye çalışıyorlardı. Tabii ki o insanlar bir elçinin, yani getirdiği dine inandıkları için bunu değiştirmek istemiyorlardı. Gelen elçiyi reddedip eski elçinin yanlarında olan getirdiği şeye sahip çıkıyorlardı. Ama aslına ve orijinaline uygun değildi. Bunu o insanlar fark etmiyorlardı. Zaten burada hem kendi kanalımda hem birçok arkadaşımın kanalında yapmaya çalıştığımız şey bu. İslam dini tabii ki Allah'ın gönderdiği bir din. Buna biz de inanıyoruz. Fakat bugünkü geleneksel İslam anlayışı Kur'an'a uygun bir İslam anlayışı değil. Ama bunu kendisine Müslümanım diyen insanlara maalesef anlatamıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yanlarında olan bilgi sebebiyle seviniyorlar. Yani onların da yanlarında diğer elçinin kalıntısı vardı. Şimdi burada bakın arkadaşlar, İsrailoğulları Firavun'un toplumunda tamamen ezilen birileri değildi. Onların elit kesimleri, kaymak tabakada olanları. Buna Kur'an'da birkaç atıf var. Ama en önemli atıf burası. Kasas 76. Gerçek şu ki Karun Musa'nın kavmindendi. Yani Karun zenginliğiyle dinlere destan Karun Musa'nın kavmindendi. Ne demek bu? Yani demek ki Musa'nın kavminden olan birisi o toplumun en zenginlerinden biri haline gelebiliyordu. Ama çok büyük bir çoğunluk onun tarafından köleleştirip kullanılıyordu. Firavun tarafından eziliyordu. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları bile taşımaya davranan bir güçlü topluluğa ağır geliyordu diyor. Şimdi konum Firavun'un dini neydi? Şimdi Firavun'un burada şu an gösterdiğim ayetlerde de bakın, bir çocuk buluyorlar. Bu çocuğu Firavun'un eşi diyor ki durun öldürmeyin diyor. Ne demek yani? Bebek öldürülür mü? Demek ki Firavun bir bebek katili olabilecek potansiyele sahip birisi. Bunu aklınızda tutun. Çünkü hidayet bulmak için mutlaka ve mutlaka insanın zekadan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Ahlaka. İnsan da ahlak olmayınca, eğer bir bebek katiline dönüşebilen biri ise bir kişi, o kişi hiçbir zaman hakikati doğru düzgün bir şekilde anlayamaz ve göremez. Allah tarafından bu tür insanların görüşleri engellenir. Yani en önemli şey insanın ahlakının Allah'ın seveceği bir seviyeye gelmiş olmasıdır. Şimdi bu arada Firavun'un eşi inanmış bir kadın. Kur'an tarafından iki tane sitayişle bahsedilen kadından bir tanesidir. Demek ki Firavun'un eşi olmak onun inkarcı olması için yeterli değil. Firavun'un kendisi tabii ki ne kadar zeki olursa olsun Musa peygamber anlayamıyor. Şimdi burada sondan başlayacağım arkadaşlar. 40-34. Bu ayeti, videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Daha önce de Yusuf size açık delillerle gelmişti. Direkt Firavun ve oradaki insanlara hitaben konuşuyor. Burada inancını gizleyen kişi. Onunla size gelen şeyler hakkında kuşkuya düşmüştünüz. Yusuf'un getirdiği şeyler onlar tarafından kuşkuyla karşılanmıştı. Sonra peki ne oldu? Öldükten sonra, nihayet öldüğü zaman
Allah asla onun ardından elçi göndermez demiştiniz. Yani Allah asla onun ardından elçi göndermez demek, onun elçi olduğuna inanmıştınız. Yani onun elçiliğini kabul ettiniz ama daha sonradan ne yaptınız? Ardından bir elçi göndermez demiştiniz. Burada iki noktadan bu konuyu eleştireceğim. Çünkü birincisi, Yusuf peygamber benim ardımdan bir elçi gelmeyecek demiş olamaz. Demek ki bu insanlar din adına bir takım yalanlar uydurmuşlar. Burada da bunu görebilirsiniz. Yani elçi öldükten sonra onun söylemediği halde, evet, Yusuf'tan sonra asla bir elçi gelmeyecek. Yani buradan bu ayette görüldüğü üzere arkadaşlar, Yusuf aleyhisselama bu insanlar inanan ve izleyen insanlar. Ama az önceki ayette gösterdim. Firavun'a eşine diyordu, durun öldürmeyin. Ne o? Kundaktaki bir bebek. Bebek öldürülür mü? Firavun ve Firavun kafalı insanlar, eğer bir çocuğu, eğer birini öldürmek istiyorlarsa buna mutlaka fetva bulurlar ve uydururlar. Bu önemli bir firavun özelliğidir. Geçmişteki firavunlarda, geçmişteki, gelecekteki firavunlarda kafa yapıları hep aynıdır. Bir toplumu işgal etmek isterlerse, orayı yağmalamak isterlerse bunu bir kılıf mutlaka bulurlar ve uydururlar. Mesela yakın dönemde Saddam'ın işte atom bombası ile alakalı iddialar yapılmıştı ve orası işgal edilmişti. Sonradan hiçbir bomba bulunamadı. Aynı zamanda kimyasal silahlarla da alakalı füzeler falan yaptığı söylenmişti. Ama bunlar yine bulunamadı. Yani uydurmak isterlerse firavunlar sürekli bir şekilde yalanlar uydurup toplumları işgale şey yapıyorlar, yelteniyorlar. Şimdi bakın, 26'dan itibaren inceleyerek okuyacağız. Firavun dedi, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da Rabbine yalvarsın. Sizin dinini değiştireceğinden veya yeryüzünde kötülük çıkaracağından endişeleniyorum. Yani Firavun dine sahip birisi diyor ki sizin dininizi değiştireceğinden endişeleniyorum diyor. Yani belli bir dinleri var, bu dinin değişmesini istemiyor. Musa, ben hesap gününe inanmayan her büyüklenenden, kibirlenenden efendim ve efendinize sığındım. Firavun ailesinde inanan bir adam dedi ki, bakın bu Firavun ailesinden inanan birisi ne diyor? İslam'a uygun konuşuyor. Efendim Allah'tır dediği için mi bir adamı öldüreceksiniz? Bitti. Yani Firavun'a da bu cümleyi kurması şunu gösteriyor arkadaşlar. Firavun'un dininde de efendim Allah dediği için, Rabbim Allah dediği için bir insan öldürülemez. Yoksa bu cümleyi neden kursun? Firavun'un dininde de bu böyle. Ama Firavun kafasına taktığı zaman bunu yapıyor. Ama dinine uygun olduğu için bunu yapmıyor. Burada bakın. Efendim Allah dediği için mi? Rabbim Allah dediği için mi bir adamı öldüreceksiniz? Yani öldüremezsiniz. O dine göre. Ki o size efendinizden açık delillerle geldi. Eğer yalancı ise onun aleyhinedir. Eğer doğru sözlüyse vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah aşırı giden yalancıyı doğruya iletmez. Şimdi bakın, burada dikkat ederseniz arkadaşlar, onların dinine ve aklına hitaben konuşuyor. Yani bunu yapmak size göre de yanlış diyor. Ey toplumum, bugün bölgenizde üstünlük de hükmetme de sizdedir. Ne var ki Allah'ın vereceği sıkıntı gelirse bize kim yardım edebilir? Firavun, size kendi görüşümden başkasını göstermiyorum ve size sağduyunun yolundan başkasını da göstermiyorum dedi. İnanan kişi, ey toplumum, ben grupların gününün bir benzerinin üstünüze gelmesinden korkuyorum dedi. Bakın burası da çok önemli arkadaşlar. Nuh, Ad, Semud ve onların ardındakilerin gidişatı gibi Allah kullarına zulmetmek istemez. Şimdi Nuh'u biliyorlar, Ad'ı biliyorlar, Semud'u biliyorlar ve onlardan sonra diğer ismini saymadıklarını da biliyorlar. Nasıl öğrendiler? Yusuf peygamberden öğrendiler. Yani Firavun aslında tevhidi bir inanç olan İslam dinine mensuptu. Ama bu İslam dinini tanınmaz hale getirmişti. Bir bebeği öldürecek kadar zalimleşebilmişti ve buna muhtemelen fetva da buluyordu. Bu inancında olduğu için değil. Az önce de konuştum. Firavun'un ailesinden bir adam. Efendim Allah dediğin için mi bir adamı öldüreceksiniz? Yani onların inancına göre de bir adamı Rabbim Allah dediği için öldüremezsiniz. Öldüremezsiniz. Dolayısıyla Firavun ve Firavun kafalı insanlar dediğim gibi dinlerini tahrif ederler, tanınmaz hale getirirler. Dinlerinde olmasa bile istiyorlarsa bunu yapmak için her türlü delili bulurlar ve uydururlar. Gördüğünüz gibi Firavun, Yusuf peygamberin dinine inanan biriydi. Ama bu onu cennete göndermedi. Yusuf peygamberin onunla ilişkisi yoktu. Çünkü onlar Yusuf'un söylediği şekilde değil,
kendi istedikleri şekliyle o dine inanıyorlardı. Burası çok önemli. İslam dini bugünkü toplumumuzda olan şeyleri mi söylüyor? Bugünkü Müslümanlar İslam dinine uygun mu yaşıyor? Hayır. İslam dinini birçok kimse ne olduğundan habersiz, umurlarında da bile değil. Sadece bayram namazlarına giden Müslümanlar var, kendisine Müslümanım diyenler. Sadece cuma namazlarına gidenler var. Veya vakit namazlarını kılan var ama din nedir? Bununla alakalı en ufak bir hassasiyete bile sahip değiller. Evet arkadaşlar, konum burada bitiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve saygılar. Hoşçakalınız.